CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu kalabalık bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kılıçdaroğlu 5 gün sürecek ziyaretinde Beyaz Saray ve Yahudi lobilerinin de içinde bulunduğu görüşmeler yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, iktidara talip olduğumuzu anlatmaya gidiyoruz dedi. Yeni Mesaj gazetesi CHP'nin ABD çıkarmasını çarpıcı bir manşetle okuyucularına aktardı. CHP, ABD'de icazet arıyor başlığını kullanan gazete haberinde, Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar icazet için soluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde alıyor. ABD'de Beyaz Saray ve Yahudi lobileriyle yaptıkları görüşmelerden geçer not alan siyasiler, daha sonra Türk halkının karşısına çıkarak o istiyor. Yazılı olmayan bir siyaset kuralı haline gelen bu acı tablonun son örneği ana muhalefet partisi CHP denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu ABD'ye gidiyor. 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunacak Kılıçdaroğlu'na kalabalık bir heyet eşlik edecek. IMF temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda, Amerika'daki Yahudi topluluğu liderleriyle de çalışma yemeğinde bir araya gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu, Beyaz Saray'da da ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanı ve Ulusal Güvenlik Avrupa Direktörü Karen Donfried ile görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinin amacını ise dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu açıkladı. Loğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin AKP'den ibaret olmadığını, CHP'nin iktidara talip her konuda görüşü, programı, projesi ve vizyonu olan bir parti olduğunu anlatmaya gidiyoruz dedi. Öte yandan Faruk Loğlu başkanlığındaki bir heyet, Eylül ayında ABD'ye giderek ziyaret için ön görüşmeler yapmıştı. Loğlu ve beraberindekiler Washington'da Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı Pentagon'da bazı üst düzey yetkililer ve ABD'deki en büyük Yahudi lobisi AIPAC'in temsilcileriyle görüşmüştü. Loğlu, görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapsamlı, ayrıntılı sorulara muhatap kaldık. Bu da Amerikalı muhataplarımızın CHP'yi önümüzdeki dönemde bir iktidar partisi olarak değerlendirdikleri izlenimini bizde yarattı." demişti.